Merhabalar sevgili Ercan Ağatlımız. Gelin ve damata müthiş hikayesini bir de sizden dinleyelim. Evet, Semra Salifet, teşekkür ediyorum kendisine. Bulgaristan güzelimiz. Şu an birlikteyiz burada ve çekimlerimize başladık. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar, burada büyük bir tarih var ve bunun hikayesi var tabii ki. 400 yıllık bir hikaye var bunun içerisinde. Çünkü hikayesi nedir Semra? Zaşto. Gelin alayı gelirken baba, damatın babası görüyor. Gelin anamın yüzünde neydi o perdemin? Perde açılmış. Bir anda atın üzerinde gelin, bir anda damat ve karşıda bakan hain kayınpeder. Rüzgar duvağını açınca gelini, yüzünü gördükten sonra hain bu şerefsiz pezeven kayınpeder. Şuradan bu köyden gördüğünüz gibi şu karşı köye giderlerken gelin hanımı almak için Ercan Bey anladı. Hepsi taş kesilmiş. Yani buradan oraya gidememişler. Bu alay burada kalmış, o alay orada kalmış ve birbirlerine böyle baka kalmışlar. Yani bunların hepsi birbirine sarılmış. İç içe böyle yani. Onu şu anda görebiliyorum ben burada. Yani böyle kucak kucağa, ama olan olmuş artık yani. Orada bir tane sivri kaya var, orada neyse o. O karşıdaki taşlar çok enteresan. O gel damadın taraf herhalde. Damat. Kaynana orada, bence kaynanayı görüyoruz. Kötü bakıyor. Ya bu, kötü bakıyor. Çok uzun süre beklediği için yan gelip yapmışlar olayı, biliyor musun? Bence içleri geçmiş. Yok, iç biçip orada kalmış onlar. Sızmışlar. Sızmışlar galiba. Oradakiler hani böyle şey, buradakiler daha beyaz. Buradakiler neşeliymiş çünkü çalgı çengi buradaymış. Oradakiler herhalde orkestra yokmuş orada. Ama bu ikisi kim oluyor? Damat oradaysa. Bu o zaman kayınpederle gelin. Bak, duvak kafasında. İki tane de pandalkası var kafasında. Solda. Yok, bence o gelin ne damat, bence o Ercan Bey. Ya sağdaki büyük bir ihtimalle damat ama o zaman kim bakmış geline? Hain kayınpeder, pezeven kayınpeder. Zaten